İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Armenak Abrahamyan, 6. Yaz Üniversitesi'nde Ermeni mirasının korunması. Yermo Karamanyan, değerli misyon. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu 11 Eylül'de gerçekleşti. Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Armenositten sağ kurtulanların torunları küresel eylem çağrısında bulunuyor. Sotk açık ocak altın madeni yeniden açılacak mı? Sevgili F filminde Ermenilere uygulanan soykırım, Armenosik'ten sağ kurtulan Müslümanlaşmış Ermeni kadının hikayesi. Kurum Harut Arakelyan, eski Ermeni dua kitabından Astahik Ditsuhi'nin kasidesi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi, Ermeni mirasının korunması ve geliştirilmesine yönelik 6. Yaz Üniversitesi'ni düzenledi. Faaliyet, Ermeni manevi ve kültürel mirasını büyük ölçüde simgeleyen Lyon'daki Notre Dame de Narek Ermeni Kilisesi'nde 8 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşti. Etkinliğin ardından Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armen Gavramyan dinleyicilere yaptığı konuşmasında yaz üniversitesinin Ermeni mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasındaki rolünü büyük takdirle karşıladı. Ulusal Konsey Başkanı Abraham Yan, tarihi değerlerimizin canlı bir şekilde hatırlanmasına ve genç nesillere aktarılmasına katkı sağlaması nedeniyle bu tür girişimlerin Ermeni halkının kimliğinin korunması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak Yaz Üniversitesi'nin doğası gereği sadece bir eğitim değil, aynı zamanda Ermeni halkının birleşmesini ve kültürel ve tarihi kimliğimizin tanınmasını teşvik eden ideolojik bir platform olduğunu belirtti. Abrahamyan, bu faaliyet tarihi mirasımızı, asırlık tarihimizi, binlerce yıldır bu topraklarda oluşan ulusal kimliğimizi bir kez daha anmak için eşsiz bir fırsattı dedi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Avraham Yan, Batı Ermenistan'ın 1920'deki Sevr Antlaşması ile kurulan Ermenistan Devleti'nin halefi olarak halkımızın hak ve çıkarlarını uluslararası platformlarda temsil etmeye ve korumaya devam etmektedir. Ona göre halkımızın Sevr Antlaşması'nda öngörülen ulusal haklarımız temelinde hukuken kurulmuş bir Ermeni Devleti yani Batı Ermenistan vardır ulusal birliğin gücünü teşvik ederek birlik çağrısında bulundu. Çünkü Ermeni halkının karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek ancak ortak çabalarla mümkün olacaktır. Abrahamyan konuşmasını şöyle özetledi. Halkımızın haklı taleplerini dile getirmeye devam etmeli ve ulusal kimliğimizi canlı tutarak gelecek nesillere aktarmalıyız. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Büyükelçisi Guillermo Karamanyan şu açıklamada bulundu. Tüm toplantıya katılan herkes Ermeni milletinin haklarını savunmak amacıyla defalarca Birleşmiş Milletler'de bizzat yer alan Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin iki liderini dinleme fırsatı buldu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin mevcut devlet başkanı Lidya Margosyan ile eski devlet başkanı Armena Gabrahamyan bunlar arasında yer alıyordu. 2006'dan başlayarak uzun yıllardır bu davanın içindeler ve şu ana kadar Batı Ermenistan'ın temsilcileri olarak Birleşmiş Milletler'de sürekli bulunuyorlar. Onlar yerli hakların hakları uzmanlık mekanizması ofisi ve dünya fikri mülkiyet örgütü gibi önemli yapılarda temsil ediyorlar ve yaklaşık 100 yıldır boyunca Türkiye ve Azerbaycan tarafından işgal edilen bu yerler tarihi 8 bin yıldan fazla bir süredir yerli bir halk olarak Batı Ermenistan'ın sesini duyuruyorlar. Burada hem Doğu Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından hem de dünyanın farklı şehirlerinde yaşayan Ermenilerden saklanan kalıcı gerçekler vurgulanıyor. Bu vatanseverlik faaliyeti dikkatle gizleniyor. Bunu duymadınız, görmediniz, televizyonda gösterilmiyor, radyoda dillendirilmiyor, Ermeni basında yer almıyor. Bu mevcut Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin ve Batı Ermenistan'ın yerli halkının ve diasporanın siyasi liderliğinin tüm Ermeniler için yalnızca mevcut Ermenistan Cumhuriyeti'nin var olması gerektiği konusunda hemfikir olduğu anlamına geliyor. Başka bir şey değil. Bu uluslararası politikanın bir zorunluluğudur. Ancak güneşi gizleyemedikleri gibi dünyanın en prestijli devletleri tarafından 1920'de tanınan Ermeni devletini ortadan kaldıramazlar. Ermeni vatandaşlığımızı elimizden alamazlar. Çünkü bu varlığımızın ve kimliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Biz Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin liderleri ve vatandaşları olarak bu statüye karşı çıkıyor ve 1920'deki Ermenistan'ın vatandaşları olduğumuzu tüm dünyaya cesurca ilan ediyoruz. Biz devletin vatandaşlarıyız ve artık o devletin varisleri olarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız. Bu tür olaylar saklanan gerçeği ortaya çıkarmaya ve şu anda bizi dinleyen ve izleyen siz Ermeni kadın ve erkeklere göstermeye hizmet etmektedir. Bir karar vermemiz lazım. Tavır almamız lazım. Kayıtsızlık düşmanımızın lehinedir. Dedelerimizin doğduğu topraklar bugün düşmanın işgalindedir. Burası Ermenistan Cumhuriyeti'ne mi yoksa Türkiye'ye mi ait? Bu sorulara cevap vermeliyiz. Dünya 1920'de bu toprakların Ermeni olduğunu söyledi. 2024'te ne diyeceksiniz? Bu sorunun cevabı Ermenilerin geleceğini belirleyecek. Eğer tek Ermenistan'ın 29743 kilometrelik bugünkü Ermenistan olduğunu ve bugün yaklaşık 100 yıldır Türkiye'nin işgalinde bulunan 8 bin yıllık Ermeni topraklarının artık Ermeni olmadığını düşünüyorsanız şunu söyleyeyim. Bütün bu görüşler yalandır. Bunlar sadece dış gerçeklerdir ama daha derine inerseniz bunların asılsızlığını görürsünüz. Eğer öyle düşünüyorsanız sizi derin düşünmeye davet ediyorum.'' Bu düşünce tarzıyla soykırım, armenosit gerçekleştirerek hukuka aykırı bir şekilde topraklarımızı işgal edenlerle gelecekte farkında olmadan suç ortaklığı olmamız mümkün müdür? Beni dinleyen siz Ermenilere yazıyorum. Geleceğinize siz karar vereceksiniz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Büyükelçisi Guillermo Karamanyan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 31. olağan oturumu Batı Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Nelly Arutunyan'ın başkanlığında 11 Eylül'de gerçekleşti. Oturumun gündeminde ülkedeki mevcut siyasi ve kültürel gelişmelerin durumunun tartışıldığı bir dizi önemli konu yer aldı. Gündemin ilk bölümünde Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Eylül ayı resmi etkinlikleri listesi ele alınırken 15 Eylül'de Ditsuhi Tanrıça Anayit konulu Zoom'da gerçekleşecek konferansla ilgili detaylar ele alındı. Oturumun sonunda milletvekilleri ülkenin iç ve dış politikası, ekonomik konuların yanı sıra kültürel projelerin uygulanmasına ilişkin bir dizi güncel konuyu tartıştı bu konularda Batı Ermenistan'ın kalkınması için gelecekte atılacak adımların belirlenmesine yardımcı olacak çeşitli görüş ve öneriler sunuldu. Şu anda Washington'da yaşayan Gümrülü Eva Grigoryan, Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Armenosit'ten sağ kurtulan atalarının acı anılarını anıyor. Zulüm kayıp ve hayatta kalma hikayelerini anımsayarak Ermenilerin bugüne kadar hissettiği acıyı vurguluyor. Aile geçmişine dayanan Grigoryan, Ermeni kültürünün korunmasına ve adalet talebine kendini adamıştır. Eva Grigoryan, Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid'in mirasçısı olarak büyüdüğüm için çoğu zaman karışık duygular içerisindeyim akşamları annem ve babamla aile üyelerimin uğradığı zulümler hakkında yaptığımız anmaları sık sık hatırlıyorum. Babam, babaannem ve büyük babamın şu anda işgal altındaki Batı Ermenistan'da bulunan Aleşkert köyünden zorla tahliye edildiğini anlattı ve yaz sıcağında tarlalardan Ermeni kafataslarının yerden nasıl çıktığını gördüğünü hatırladı. Anneannem ve dedem de Muş'tan kaçarken annesinin ölmüş olmasına rağmen yeni doğan çocuğun ana sütünü emmeye devam ettiğine tanık olmuşlar. Anneannemin ailesi papaz ailesi olduğu için Kars'ta idam edildi. Anne tarafından büyük babam aileden hayatta kalan tek kişiydi ve Kızılaç yetimhanesine nakledildi. Nesilden nesile aktarılan bu hikayeler Türkiye'nin vahşi saldırılarından sağ kurtulduğumuzu sürekli hatırlamamızı sağlıyor dedi. 2020 Artsak Savaşı sırasında sürekli tehlike altında olmanın korunması gerektiğinin farkına vararak kararlılığı derinleşti. Ermeni dansını, tarihini ve sanatını öğreterek genç nesillere miraslarını benimsemeleri ve hakları için mücadele etmeleri konusunda ilham vermeye çalışıyor. Grigoryan, dünya Ermenilerini hikayelerini paylaşmaya ve adalet için mücadele etmeye çağırıyor. Johovurt gazetesi şunu yazıyor. 30 Mayıs 2023'te Sotk Açık Ocak Altın Madeninin işletilmesi durduruldu. Çünkü 14 Nisan'dan itibaren Azerbaycan madene ateş açtı. Madende çalışan personel birçok kez işlerine gitmeye çalıştı ancak farklı kalibreli ateşli silahlarla yapılan atışlar nedeniyle engellendiler. Tüm bunlardan sonra Sotk Açık Ocak Madeninde daha fazla çalışma yapılması imkansız hale geldi ve ardından Açık Ocak Madeninin işletilmesinin durdurulması kararı alındı. Armlur.im'in editörleri, Vartanis'in pek çok sakinlerinden Sotk Açık Ocak Altın Madeninin yakın gelecekte tekrar işletileceğine dair uyarılar alıyor. Armlur.im bu konuyla ilgili olarak GoPro Gold şirketinin dış ilişkiler ve sosyal politika yöneticisi Ruzanna Grigoryan ile temasa geçerek açık altın madenini yeniden işletme almanın gerçekçi olup olmadığını ve maden ocağının yeniden işletilmesine ilişkin söylentilerin olup olmadığını öğrenmek için temasa geçti. Arnulur.im ile yaptığı görüşmede Ruzanna Grigoryan böyle bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Yani bazı çevreler Vartenis halkını aldatıyor. Ermeni kökenli fotoğrafçı ve yönetmen Sera Akcan, Ermeni Haber. .aym belgesel filmi Sevgili Feyi ve filmin kahramanı 1915'te Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'ten sağ kurtulan büyük annesini anlattı. Fotoğrafçılık ve sinematografi alanına girişini anlatan Akcan, fotoğrafın her zaman içinde bulunduğu coğrafyayı anlamak için kendini ifade etme aracı olduğuna dikkat çekti. 2023 yılında Narfotos Fotoğraf Derneği'ni, 2006 yılında ise Ermeni ve Türk toplumları arasında bağ kurmayı amaçlayan Merhabarev projesini oluşturdu. Akcan, büyük annesinin hikayesini tesadüfen öğrendiğini ve incelemeye karar verdiğini ancak bilgi eksikliği ve geçmişin sessizliği nedeniyle birçok zorlukla karşılaştığını söylüyor. Büyük annesine yazdığı mektuplardan yola çıkan sevgili F adlı belgesel filmi onun bir Ermeni kadın olarak hikayesini ve Batı Ermenistan'daki birçok benzer kaderini anlatıyor. Akcan özellikle Batı Ermenistan'ın uzak bölgelerinde yaşayanlar için bu tür hikayeleri duymanın zor olduğunu vurguluyor. Kurum Harut Arakelyan'ın hazırladığı eski Ermeni dua kitabından Astıgit Disui Tanrıçan'ın kasidesini Arevortiler, Haygazunlar, Astıhik ve Aramagi gibi web sitelerinden okuyabilirsiniz. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.